Efendim, Bakü'de temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Karabağ ziyaret ediyor. Karabağ'da Türk şirketlerinin çalışmalarını yerinde inceleyecek. Detayları alalım biz de. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda ve Fatih'in yanında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu var. Fatih. Göktuğ, yaklaşık bir yıl önce burası işgal altındaydı bu topraklar. Ermeniler 30 yıl boyunca da işgal altında tutmuştu. Bugünse Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu ile birlikte işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihya çalışması, inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere Sayın Bakanımız bölgede ve şimdi de yayın konuğumuz, yine her zaman olduğu gibi Avrasya Gündemi programında özel konuğumuz Sayın Bakanım, yayınımıza hoş geldiniz. Büyük bir heyecan var sizlerde, bugün de ifade ettiniz. Bölgede olmak büyük bir memnuniyet verici bizim için dediniz. Çalışmalar hakkında neler söylersiniz? Evet, dost kardeşçik ki Azerbaycan'dayız. Bir millet, iki devlet adeta. Dün Sayın Aliyev'i kabul ettik. Onlarla da istişarelerde bulunduk. Sayın Ulaştırma Bakanımız Nabiyev de bizimle beraber sürekli gündemi takip ediyoruz. İnşallah bölgede bu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Karabağ'da inşallah büyük bir inşaat faaliyetlerine başladık. Biz de ülke olarak her zaman dost kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğumuz için bugün de buradayız. İnşallah biz hem mühendislik açısından hem de teknik açısından, teknoloji açısından bütün bilgi birikimimiz, deneyimimizi Azerbaycan ve Karabağ'ın gelişimi için kullanacağız. Tabii bize çok gurur verici, mutlu bir gündeyiz. Hem Azerbaycan'da oluşumuz, ayrıca şu an bulunduğumuz nokta bir müddet önce işgal altında olan Karabağ bölgesindeyiz. Horadiz kentine yakın bir bölgedeyiz. Buradaki şantiye yerleşkesindeyiz. Horadiz Ahmetli yolu çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Hem karayolu çalışması hem demiryolu çalışması. Buranın tabii devamında Nahçıvan bağlantısı var. Tabii Nahçıvan'ı geçtiğinizde de Iğdır'a ve Kars'a uzanan bir hat aslında burası. Biliyorsunuz Bakü Tiflis Kars hattını açtığımızda Pekin'den Lorna'ya kadar bir orta koridorun sürekliliğini sağlamıştık Marmara'ya da üzerine ekleyerek. Oradan trenlerimiz ve lojistik anlamda orta koridorun tam ortasında bir mühendik taşı gibi oldu ülkemiz. Artık bu Bakü Tiflis Kars'a şimdi alternatif bir koridor da doğuyor aslında. Iğdır, Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinde. İnşallah bu lojistik anlamda hem Azerbaycan Türkiye kardeşliğini daha da yakınlaştıracak hem de lojistik anlamda ülkemizin süper güç olma yolundaki hedefinde de önemli atılımlarda bulunuyoruz bir taraftan da. Tabii bu bir taraftan da Karabağ'ın yeniden imari inşası için de özellikle Ulaştırma Bakanımız ve bu akşam da Başbakan Yardımcımızla bir toplantımız olacak. İnşallah buraların imari ihyası için de yeniden büyük bir atılım yapacağız. Azerbaycan gibi Karabağ'da inşallah bu gelişmelerden ne kadar biliyorsunuz bu bölgeye ulaşım ne kadar kolay olursa, ne kadar konforlu olursa, ne kadar güvenli olursa o bölgenin gelişimi, ekonomisi katkısı o kadar hızlı oluyor ve olması ekonominin de olması olmaz şartı aslında ulaşım. Biz de yapabileceklerimizi, katkıda bulunabileceğimiz her şeyimizi bugün konuşuyoruz buralarda. İnşallah önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Sayın Bakanım, gerek mevkidaşınız gerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bu alanda tecrübesine vurgu yapıyorlar. Hep altını çiziyorlar. Yani Karabağ'ın yeniden imarında Türk firmaları, havalimanı, otoyol, toplam kaç proje ve hangi projelerde artık Türkiye'nin damgası olacak diyebiliriz? Şu an ağırlıklı olarak 3 tane projede çalışıyoruz. 3'ü de önemli proje ama devamında başka projeler de var. Tabii Azerbaycan hükümetinin planlamaları doğrultusunda onların inisiyatifinde ilerliyor. Biz de son 19 yıldır bütün dünyanın dikkatini çekeceğim bu ulaştırma altyapı atılımımızı bütün dünyanın zaten gündeminde. O yüzden bir de burada bizim bilgi birikimi ve tecrübemizi dost kardeş ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kullanacağız. Tabii bu 19 yıldır bu büyük atılımları biz yerli Türk müteahhitleriyle birlikte yaptık. Onların bilgi, becerisi, tecrübesi sadece Azerbaycan veya Karabağ'da değil. Dünyanın her tarafında artık bunlar mühendislik ihraç ediyoruz, teknoloji ihraç ediyoruz. İnşallah Karabağ'ın da inşası ve ihyasında da çok önemli görevler alacağız. Efendim, Azerbaycan'a çok sihirli dokunuşlar yapıyoruz. Dün de Ekonomi Bakanlığı'nın açılışı vardı. Orada da bir Türk firmasının imzası vardı. Şunu merak ediyorum. Kars'a kadar demiryolu. Kars'tan buraya Nahçıvan üzerinden değil mi? Artık demiryoluyla ikinci bir hat bu Zengezur koridorundan da artık Azerbaycan'a ulaşabilecek miyiz efendim? Ya da ticari anlamda o demiryolda değil mi? Yeni bir alternatif olacak.
demiryolu, karayolu, yeni ulaşım, lojistik alternatifler zaten gündemimizde. İnşallah onları da bu planlamalar doğrultusunda kısa zamanda faaliyete geçirmenin çabası içerisinde olacağız. Efendim çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun, yayınımıza konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu yayın konuğumuzdu. Gerek çalışmalar hakkında son bilgileri bizlerle paylaştı. Gerekse de Londra'dan Pekin'e ikinci alternatif hattın artık Türkiye üzerinden ve Nahçıvan üzerinden Azerbaycan bağlantısıyla Pekin'e ulaşacağının altını çizdi. Bu önemli müjdeyi de verdi diyelim. Füzuli'de notlarımız bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet Fatih Avanos, çok teşekkür ediyoruz hem sana hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na yayına vermiş olduğu katkılardan dolayı.